dünyada hangi gelişme yaşansa yaşansın, yani Türkiye tam böyle başka bir zihniyetle hareket ediyor. Hiçbir şekilde kendi ülkesinde yaşayan diğer azınlıkların, milliyetlerin, inançların yaşam hakkı için en küçük bir adım atmıyor. Yani bir yandan demokrasiden bahsedenler tam böyle bir yok sayma siyaseti, inkar siyaseti ve daha fazla baskıcı olma siyaseti de ısrar ediyorlar. Yani ayın kararlarının çeşitli sözleşmelerde imzası olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda alınan kararları hiçbir şekilde riayet etmiyor. Yani böyle bir ülkenin zaten demokratikleşmesi bu şekilde mümkün değil. İleriye gitmesi mümkün değil. Yani böyle bir ülkede sadece Aleviler değil, yaşayan diğer inançlarında, Ermenilerinde, Süryanilerinde, Ezidilerinde, diğer Hristiyan azınlığında haklarını kavuşması, inançlarını doğru bir şekilde istedikleri tarzda yaşamaları mümkün değil. Bunun koşulları oluşmuyor ve oluşturmak istemiyor. Sebep de şu, küçük bir azınlık, yani dini kendisine maske edinmiş, İslam'ı kendisine kalkan edinmiş küçük bir azınlık, bütün zevklerini, hazlarını, ekonomik çıkarlarını, menfaatlerini korumak için böyle bir kalkana bürünmüş vaziyetteler. Bu şekilde de karşıtlıkları geliştiriyorlar, derinleştiriyorlar, zıtlıkları derinleştiriyorlar. Düşman siyaseti üzerinden kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki bundan en fazla zararı gören de Sünni kardeşlerimiz. İslam dinine mensup Sünni vatandaşlarımız. Yani kendilerini ve inançlarının bu şekilde kullanmalarını aslında o kesimin izin vermemesi gerekiyor, müsaade etmemesi gerekiyor. Şimdi zorunlu din derslerine gelince, mesela zorunlu din dersleri, yani bize göre kişinin, bireyin kendi özgür iradesiyle alması gereken bir karar. Bir kere zorunlu olmaz. Din dersi diye bir şey olmaz. Varsa bile, olursa bile seçmeli olur. Zorunlu olmaz. Bunu isteyen alır, isteyen almaz. Alan şahıs da koşulları yaratılmak şartıyla kendi inancında bu dersi almak istedi, kendi inancında alır. Aslında bize göre yani devletin bu alanda olmasına hiç gerek yok. Devletin olması gerekmiyor. Çünkü devlet tek yanlı kişileri, bireyleri kendi standartlarına göre, kendi yaşam anlayışına, tarzına göre yetiştirme isteğinden kaynaklı tarafsız olması mümkün değil devletlerin. O yüzden kişi kendi özgür iradesiyle, kendi inancına göre alacağı bilgiyi zaten bugünkü bilimin ışığında istediği zaman istediği yerden alabilir, ailesinden alabilir, ailesi bunun gereklerini yerine getirebilir. Devletin bu işten elini çekmesi gerekiyor. Zorunlu din dersleri kaldırsın diyoruz. Diyanet işleri lağv edilsin diyoruz. Yani devlet bu işlerden elini çeksin istiyoruz. Bu ülkede yaşayan çok değişik inançlara mensup kesimler var. Aleviler var, Ermeniler var, Süryaniler var, Ezidiler var. Başkaca da inançlara mensup, hatta inançsız insanlar var. Yani şimdi burada her insanın, her bireyin kendi inancını doğrultusunda şekillenmesini ve yaşamasını nasıl arzu ediyorsa buna izin vermek gerekiyor. Yani de bu işin bir baskı oluşturmak son derece saçma bir şey ve gerici bir şey. Yani ülkeyi karanlıklara hapseden bir şey. Tek tip insan yaratma amaçlı bir şey. Yani bu ülkede işte tek din, tek mezhep gerçeğinden hareketle böyle adımlar atılıyor. Şimdi biz Alevilerin demokratik haklarını, değişik inançların her türlü haklarını, yaşam haklarını verilmesini, sağlanmasını isterken, bunun için yıllardır mücadele ediyorken, hatta gelişen bilimin, teknolojinin ışığında, ilerlemenin ışığında bunu bekliyorken, tam tersi daha katmerli kararlar alınıyor. Bu okul öncesine kadar vardırıldı. Yani bir insanın beyninin, ruhunun teslim alınmasıdır. Bir insanın genetiklerinden gelen özelliklerinin, yaşam haklarının şekillenişinin reddi anlamına gelir bu. Ta ilkokuldan itibaren bütün çocukların kendi tek mezhep ya da tek din gerçeğiyle eğitilmesi sonucunu doğurur. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kürdistan örgütü olarak da bunu hiçbir şekilde riayet etmeyeceğiz. Yani bu anlamda aslında bugün bu karşı duruşun da yetmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece eleştirmek yetmiyor. Yani bu
diyelim ki iktidarlar, bugüne gelen iktidarlar inkar eden, yok sayan, kendi zihniyetine göre asimilasyon, bütün bir toplumu asimilasyon etmeye çalışan zihniyete karşı sadece eleştirmek bir sonuç vermiyor. Muhakkak ki buna karşı daha sağlam tedbirler almak gerekiyor. En başta da riayet etmemek gerekiyor. Ne zorunlu din derslerine, ne okul öncesi eğitime hiçbir şekilde en azından Alevi ailelerimizin, Alevi çocuklarımızın böyle bir oyuna gelmemelerini düşünüyoruz. Bu konuda tedbirler alınmasını gerektiğini düşünüyoruz. Dediğim gibi bu tek dinin diğer bütün inançlar üzerindeki yok sayma baskısıdır. Yok sayma zihniyetinin, asimilasyon zihniyetinin dışa vurumudur.